Herkese ve hiç kimseye merhaba. Bir dertleşme videosu yapacağım. Artık ne kadarınızın ilgisini çeker, kaç kişi izler, kaç kişi sonuna kadar tahammül eder. Biraz bu YouTube'dan, YouTube'un içindeki bu kanaldan, kanalın hayatından, hayatın neşeli, sevinçli ve oluşundan ve Anlam, anlamsızlık, amaçlık, amaçsızlık üzerine biraz dertleşmek istiyorum ama dediğim gibi temelde bu kanal ve YouTube meselesi gündemde ve hemen başlıyorum. Evet, e, samimi bir video yapmaya çalışacağım. Ee, böyle genel geçer ifadeler kullanmadan daha somut olmaya çalışacağım. Daha net olmaya çalışacağım. Ee, yaklaşık iki buçuk yıldır, üç yıla yaklaştı. E, bu kanal mevcut e, ben kanalı kurarken açıkçası e, 6000 aboneyi bulabileceğime bile son iki buçuk yani iki buçuk üç yıl içinde 6000 aboneyi bulabileceğimi bile düşünmemiştim ama 6000 aboneye yaklaştık son zamanlarda bir e, yavaşlama e, olduğunu söyleyeceğim ancak bu YouTube'da genel bir yavaşlama işte izlenmelerde düşüşler abone sayılarının azalması YouTube'un genelinde bir problem olarak ortaya çıkıyor. Bunun birçok nedeni var, birçok etkeni var. Ama bu etkenlerden ben en önemlilerden birinin insanların artık YouTube yorgunluğu diyebileceğimiz bir yorgunluk içinde olmaları, devamlı bir şey izlemenin getirdiği yorgunluğu yaşıyor olmaları veya ekran yüzlerin eskimesi mi diyelim, yüzlerin eskimesi meselesi olabilir. Tabii bundan bu kanalda ve ben de payımı alıyorum. Başarken edebiyattan söz edeceğimi, felsefeden söz edeceğimi, kitaplardan söz edeceğimi söylemiştim ama daha fazlası da olacak demiştim. Ki öyle de oldu. Gündelik konularda çok az da olsa konuştum. Çok az da olsa siyasi konulara particilik yapmadan, hiçbir şekilde particilik yapmadan değinmeye çalıştım ve bunlar çok az dediğim gibi video olarak karşımızda. Ama genel olarak e, felsefe videoları yaptım, edebiyat videoları yaptım. Herkes e, çıtır çerez e, Nietzsche videoları yaparken 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika ben e, kanalın bir fark olmasını istedim. Ve e, Nietzsche'nin en zor kitaplarından birini, iyinin ve kötünün ötesinde kitabını baştan sona açıkladım, anlattım. E, sanırım bu video e, ilgililerine ulaşmaya başladı. Ee, halen daha çok izleniyor ve bundan sonra daha da çok izlenecek. Biraz tanıtılması, görülmesi, gösterilmesi gereken bir e, şey bu. Oynatma listesi. Yine Nietzsche'nin Ahlakın Soykütü Üstüne kitabının videolarını yaptım. Ece Homo için videolar yaptım. Putların Alacakaranlı için videolar yaptım. Ama e, Eğinin ve Kötü ötesinde ve Ahlakın Soykütü Üstüne videolarının diğerlerinden daha yetkin ve daha doyurucu olmasının ana nedeni ee, şahsen ben değilim, ee, bunun nedeni Nietzsche, ee, hem iyinin ve kötü ötesinde kitabı hem de ahlakın soy kötü üstüne kitapları çok özel, çok e, dahiyane kitaplar. Diğer kitapları bu kitapların gölgesinde kalmış durumda. Ee, eğer gücümü kaybetmesem, biraz hevesimi e, kaybetmesem, biraz iştahım kapanmasa bununla çok fazla nedeni var. Bu dertleşme videosunun da nedenlerinden biri bu aslında. E, Nietzsche'nin Zerdüşt'ü üzerine e, videolar yapmak istiyorum ki bunu önceden de söyledim. E, Deccal kitabı üzerine e, konuşmak istediğimi, Gezginle Gölgesi, belki insanca peki insanca gibi kitaplar üzerine e, konuşabileceğimi söyledim ama Zerdüşt kitabı hakkında e, uzun uzadıya videolar yapma gibi bir düşünce hep aklımın bir kenarında oldu. Bunu söyledim. Dediğim gibi hevesim iştahım olsa yapacağım ama Kendimde o takati bir türlü bulamıyorum. Dediğim gibi bunu zaten konuşacağız. Ee, ve e, YouTube'da çok az bulabileceğiniz... Mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur Romanı hakkında e, iki video yaptım. Bir video yaptım yaklaşık bir saatlik. Olmadı bir 40 dakika daha video yaptım. Tartışmalar vardı kitapla alakalı. Ilgili. E, bunlar e, ilgilisi sevenleri için önemli videolar. Bunları araştıranlar, öğrenmek isteyenler için. Çünkü devamlı yorumlamalar yaptım ama hep somut veriler üzerinden gitmeye çalıştım. Ee, mesela Necip Fazıl'ın bir adam yaratmak. Necip Fazıl çok sever bizim memleketli insanlar ama herkes sloganiktir. Bir adam yaratmak piyasi hakkında, oyunu hakkında da bir video yaptım ve birçok önemli şeyden bahsetmeye çalıştım. Bunun gibi videolar yaptım. Mesela Kör Baykuş videosu sanırım kanalın en çok sevilen videolarından biri. Evet, e, izlenme sayıları az ancak Belli ki nitelikli izleyicilerin önüne düşüyor. Ee, çok güzel yorumlar geliyor. Çok o, aydınlatıcı, zihin açıcı yorumlar geliyor. Ama tam da burada dertleşme meselesine e, gelelim. Tam dertleşecek noktadayız çünkü. ya bunlar uğraşıyorsunuz. Daha birçok kitaptan bahsettim. Birçok yazardan bahsettim. E, Slavoj Zizek'ten Charles Bukowski'ye kadar birçok bir işten bahsettim. Ama dönüp bakıyorum videoların izlenmelerine, işte binler, 1500'ler, 2000'ler, 3000'ler civarında. Yani en baba yiğit videonun kitaplarla alakalı olan en baba yiğit videonun yani 5000 izlenmeyi geçemediği bir e, kanalla karşı karşıyayız. Bunun nedeni belki, belki, ben olabilirim. Belki beni beğenmiyor izleyici. E, tipimden hoşlanmıyor olabilirler. Bunu anlayabilirim. E, konuşma şeklimden de hoşlanmıyor olabilirler. Bunu da anlayabilirim. Ee, anlayabilirim ama bir yere kadar anlayabilirim. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Bu bahsedilen kitaplar, felsefe, edebiyatla ilgili veya kitap analizleriyle ilgili vesaire öyle e, ahım şahım, doyurucu kanallar var mı diye sorarsanız e, YouTube'da cevap vereyim, hayır yok. Zaten iş zora bindi mi, iş ciddiye bindi mi? E, sert bir video yapılacaksa, zor bir video yapılacaksa, zor bir kitap seçilecekse Maşallah herkes e, kaçacak delik arıyor. Ya ben YouTube'da e, mesela Dostoyevski'nin Karamazov kardeşleri veya suç ve cezası hakkında böyle uzun uza diye ayrıntılı bir video izleyemedim. Varsa lütfen yorumlarda paylaşın. E, Yeraltından notlar hakkında öyle ahım şahım işe yarar bir video görmedim. Bir analiz videosu Dostoyevski'ye anlatan. yeraltı notların Rus ve Dünya Libyatı'nın yeriyle ilgili bir video görmedim. Şimdi benim hevesimi kıran, beni rahatsız eden, benim iştahımı kapatan şeylerden birini söyleyeceğim. Aslında ben birkaç haftadır Dostoyevski'nin yer altından notlar kitabı hakkında bir video yapmak istiyorum. İki ayrı çevirisini kullanacağım. Biri iletişim yayınlarında, biri Türk İş Bankası yayınlarındaki çevirileri. Biri Mehmet Özgül, yanlış hatırlamıyorsam. Biri de Nihal Yalazatalı'nın çevirileri. Ee, ancak ondan önce bazı kitaplara, bazı yerlere bakmam gerekiyor. Onları da buldum. Hepsi bir kenarda bir döküm olarak elinin altında duruyor. Ama içimden bir ses şöyle söylüyor. E sen böyle ona uğraşacaksın yeraltı yanıtlarla. Bunu 100 kişi izleyecek, 200 kişi izleyecek, 300 kişi izleyecek. 500 kişi olunca kadar zaten bir yıl geçecek. Yani ne gerek var bunu yapmaya diye içimden artık şeytan mı, melek mi, e, Cebrail mi, İsrafil mi bilmediğim bir ses geliyor. Ve haklı bir ses bu. Yani bunu açık açık söyleme Bu haklı bir ses. Çünkü bunun bir karşılığının olmadığını düşünüyorum. Karşılığının olmadığını görüyorum. Çok az insanda bir karşılığı var. E Bu insanlar da e, hiçbir surette e, kanalı desteklemek gibi bir niyet taşımıyorlar. Böyle bir şey akıllarına bile gelmiyor. Bu destek maddi de olabilir, manevi de olabilir. Bu bambaşka bir durum. E, burada hiçbir zaman kimseden para falan istemedim. Para falan dilenmedim. YouTube'dan çok para kazanacağım. işte buradan köşe döneceğim diye bir düşüncem de olmadı. Ki YouTube bunun mecrası değil onu söyleyeyim. Başka mecralarda başka şekillerde bunu yapabilirsiniz ama YouTube sanırım bu için çok uygun bir mecra değil. İlla para kazanacak olsam yani edebiyat, felsefe, kitap videolarını seçmezdim. Ama gerçekten rahatsız olduğum, Gerçekten kanıma dokunan şeyleri söyleyeceğim size. Ya bir futbol videosunun altına e, işte süper chat diye bilmem ne diye insanlar 5 dolar, 10 sterlin, işte 10 euro, 8 euro falan atıyor. Yahu adam zaten e, dolar e, milyoner olmuş. Eski bir futbolcu, teknik direktör falan filan. Bir de altına e, çok lazımmış gibi insanlar e, para akıtıyor. E, bu adamların bu para ihtiyacı var mı yok mu bunu bilmiyoruz. Ancak... Memlekette hemen hiç kimsenin aklına e, kültür sanat kanallarına veya böyle işler uğraşanlara yardımcı olmak... ...ya bu iş devam etsin, bu işe bir katkımız olsun demek gelmiyor. Çok az insanın aklına geliyor. Buradan benim e, katıl üyelerime de teşekkürlerimi iletiyorum. E, ona yakın katıl e, üyem var. E, ve onlar çok değerli insanlar. E, işte Korcan'ı hatırlıyorum, Rümeysa'yı hatırlıyorum şu an aklıma gelmeyen arkadaşlar hepsine çok teşekkür ediyorum. Eğer ben de sizin üyenizim diye yorumlar yazarsanız ben de oradan bir daha teşekkür ederim. Ee, ekstra kanala sponsor olan, e, bunun dışında sponsor olan bir şekilde denileten insanlar da var. Yani son bir, son bir, bir buçuk yıldır e, kanalla ilgili en çok hoşuma giden şey şu. E, birincisi YouTube bu kanalı ciddi alıp katıl butonunu açmış. Bu çok önemli bir şey. Yani bu kanalı özgün bir kanal olarak görüp e, katıl butonunu açmış. Evet e, genellikle insanlar spor kanallarına yolmayı olmayı tercih ediyor ama e, katıl butonunu açmış. Ama e, çok ilginç bir iletişim kurdum. E, yurt dışından bir dost edindim ve bana o insanın söylediği sözü hiç unutmayacağım. E, neden bu işi yapıyorsun dedi. Yani Türkiye'de e, bu işi Kimse yapmıyor sen ne yapıyorsun demişti bana. Bunu İsviçre'de, Belçika'da, Almanya'da yapan da yok zaten dedi. Yani işte oturacağım edebiyat anlatacağım, felsefe anlatacağım ve ayrıntılı şekilde anlatacağım. Bununla uğraşacağım. Yani e, arkasında bir ekip yoksa, e, birilerinin adamı değilse, birileriyle birlikte iş tutmuyorsa, ajanslarla iş tutmamışsa, insanların bunu yapmadığını ifade ediyordu. Ben tamamen e, şahsi olarak yapıyorum bunu. Hiçbir şekilde... Şu an bir yardımcım yok. Çok az akut problemler için yardım aldığım bir iki tanıdığım arkadaşım falan var. Onun dışında hemen hiç kimseyle hiçbir işim yok. Çünkü zaten onları hatır gönülle bu işleri yaptıramam. Yani ekstra bir iş olsa yaptıramam. Onlara ekstra para falan ödemem lazım. Bunu yapamam. Buna ekonomik olarak gücüm yetmez. Şunu biliyorum. Bir asistanla çalışsam mesela bir asistanım olsa bir yardımcım olsa kanalı çok daha büyütebilirim. Bunun farkındayım. Ama o büyüyen kanal büyüdükten sonra ne kadar benim olur veya ne kadar benim olamaz. O da başka bir tartışma konusuna dönüşür. Yani burada organik bir kanaldan bahsediyoruz. Organik bir işten bahsediyoruz. Ama e, izleyenlerinin e, abonelerinin fena sayıda olmadığı izleyenlerinin nispeten e, düşük olduğu ve beğenenlerin ya beğenmeye bile tenezzül etmeyen bir izleyici kitlesi var karşımızda. Bu çok rahatsız edici. Mesela siz e, oturup e, bir video yapıyorsunuz. Yaptığınız video ciddi ciddi YouTube'da yok öyle bir video. İnsanlar neyini beğenmiyor onu anlamıyorum ben. Yani tamam e, beğenip beğenmek sizinlerinizde de neyi beğenmiyorsunuz, neyini beğenmediniz işte e, dediğim gibi tipimi beğenmiyorsunuz, ne bileyim konuşmamı beğenmiyorsunuz, ee, bu var bunu söyleyeyim tenezzül edip beğen, beğeni butonuna bile basmıyor insanlar ee, bir satır yorum bile yazmaya tenezzül etmiyorlar bırakın daha şey katıl üyesi olacakmış da bilmem ne yapacakmış da e, bir şekilde kanala destek verecekmiş de bunlar zaten ütopik şeyler ama ben e, bu fakirliğin farkındayım bu çöl e, zihniyetinin farkındayım bu e, bilinç fakirliğinin farkındayım yani e, şunu söylemiyorum. Ben edebiyat felsefe videosu da yüz e, binler izleneceğimi düşünmedim zaten. Bu çocuksu bir düşünce olur. Dediğim gibi ajanslarla anlaşırsınız. Çok büyük ekiplerle çalışırsınız. E, her şeyin yanında bunu da verirsiniz. O zaman olur. Veya e, felsefe e, tüccarlığı yaparsınız. İşte çok düşünüyorum ben. Falan düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum falan yaparsınız. Bu belki biraz olabilir. E, biraz daha samimiyet isteyen bir iş. Ben Aklıma geleni söylerim. İçimden geçeni söylerim. İster istemez e, Türkiye'de insanlar e, politik insanları daha çok seviyor. Dünyada da böyle. Türkiye'de daha da çok böyle. İnsanlar politika yapanları seviyor. İnsanlar siyaset yapanları seviyor. İnsanlar hoşlarına giden şeyi duymak için videolar açıyor. E, ben de herhalde bazı insanlara hoşuna gitmeyen şeyler söylüyorum. E, i̇şte onun sevmediği bir adamla ilgili olumlu bir cümle kuruyorum. Onun sevdiği bir adamla ilgili olumsuz bir cümle kuruyorum. Ya hiç unutmuyorum. Ya yani bir Sevgi Soysal iyi bir yazar değil. Yani Türkçesi iyi olabilir ama yani iyi bir yazar değil. Yani hikaye anlatıcılığı, yazdığı hikayeler, romanlar bir şey değil dediğimde, buna mesela ifade kullandığımda. kadın isimli, bilmiyorum erkek mi kadın mı bilmiyorum. Kadın isimli bir kullanıcı, birkaç kullanıcı şey yazmıştı. Bunların sonra bazıları sildi. Neden olmadı bilmiyorum. İşte sen hangi hakla böyle konuşuyorsun? Sen kimsin de konuşuyorsun? E, sana bu hakkı kim veriyor falan filan. İşte senin ne eğitimin var da böyle konuşuyorsun? Bir de bu eğitim e, şey diploma sorgulaması meselesi var mülkiyette. Onlara çabuk kötü bir haberim var. Ben edebiyatta hem lisans hem de yüksek lisans yapmış biriyim. Onlara karşı kötü bir haber olarak e, bir kenara dursun. Başka birinin altında Sokrates'le ilgili bir şey anlatıyorum. Altına yazıyor sen kimsin? E, sana mı soracağız? Sen git başka bir şey yap. Yani e, artık o Twitter bataklığındaki o leş ekip bir şekilde YouTube'da da e, dolaşıyor. YouTube'a da dadanmış durumda. Kardeşim Sokrates'le ilgili fikirleri beğenmiyorsan ki işin garip tabii oradaki fikirler Nietzsche'nin fikirleriydi. Ben e, Nietzsche'nin e, Putlar'ın acak Karanlığı kitabında Sokrates'le ilgili bir e, bölüm var. O bölümde Sokrates'in neden filozof olmadığını veya neden iyi bir filozof olmadığını anlatıyordu Nietzsche. Ben de bunu anlatıyordum. O çok bilmiş hıyar ağası o düşünce benim düşüncem zannediyor. Haberin Sokrates'e karşı özel bir ilgim, sevgim bir alakam yok. Onu da söyleyeyim yani. Sokrates yüzeysel insanların veya felsefeye giriş, felsefe yüzbircilerin filozofudur. Onların yere göğe sığdıramadığı bir filozoftur. E, filozof olarak kabul edilecekse eğer e, Nietzsche çok ağır ifadeler kullanıyor şeye, Sokrates'e. Ben bu ifadeleri Nietzsche'nin olduğunu söyleyerek e, konuşuyorum. Adam altta diyor ki sen kimsin? Sen Sokrates'i nereden tanıyorsun? Sokrates'i eleştirmek sana mı düştü? Benim e, bu konuda da söylemem gereken bir şey var. E, arkadaşlar e, sevgili izleyiciler e, bu ülkenin hiçbir üniversitesinde herhangi bir felsefe bölümünde benim öğrenebileceğim bir şey yok. Yani gidip de kendimi yormamın bir anlamı yok o felsefe bölümünde. Ha, şöyle olur, hani diplomacılar çok seviyor diplomaları. E, diplomacılık yaparım burada. İşte bakın derim burada işte size Boğaziçi felsefeden diplomam var falan dedim. Ne bileyim işte İstanbul Üniversitesi'nden felsefe doktoru, doktoram var falan dedim bilmem ne. İşte burada 3-5 tane cahil cühelayı ikna etmiş olurum. Ee, var öyle e, felsefe akademide yapılır diyenler e, var. Adam 19 Mayıs Üniversitesi'nde felsefe profesörü olarak çalışıyor. Diyor ki felsefe akademide yapılır. E, adama sorarlar e, şey e, Aristoteles hangi e, 19 Mayıs Üniversitesi'nin hangi bölümünden mezun diye sorarlar adama. E, söyleyecek lafın kalmaz. İşte e, Konya Selçuk Üniversitesi'nden mi mezun derler. E, i̇şte e, ee, Lucius Boetius, e, Konya Selçuk mı mezun derler adama. Veya Hut işte e, Protinos, Erzurum Atatürk mi mezun oldu. Haberimiz yoktu. Aa çok ayıp olmuş. Erzurum düşerse kendisini biz ziyaret edelim falan derler adama. Ha, böyle gülünç. işte felsefe akademide yapılır, akademinin içinde felsefe kabul edilmez, e, akademi bu filozofları kabul etmiyor falan filan. Ya çok ne Siz kimsiniz de kabul etmiyorsunuz? Size soran mı var diye sorular adama. İşte herkes kendini bir şey zannediyor. Bir de böyle bir sorunumuz var. Ben e, burada bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. İnsanlarla bir şeyler, bir konuda özdeşlik kurmaya ne bileyim. E, memlekette bunu sevenlerin artmasını istiyorum. Evet, Türkiye'de e, maddi yoksulluk var, zihin yoksulluğu var. E, berbat yönetilen bir ülke var. Bir de bununla alakalı altına bazı çok bilmişler. İsimlerini yazmaktan acizler. Ee, ...şöyle diyor... ...sen diyor iktidarı hiç eleştirebiliyor musun diyor. Ee, o çok bilmişlere söylüyorum... ...sen iktidarı çok mu eleştirdin? Bak ismin, anonim isimlerle yazabiliyorsun. Yani YouTube'a bile anonim isminle yazabiliyorsun. Sen iktidarı neyini eleştirdin? Bak ben diyorum ki Türkiye iyi yönetilmiyor. Türkiye çok kötü yönetiliyor diyorum. Türkiye'yi yönetenlerin kim olduğunu da biliyorsunuz. Türkiye çok kötü yönetiliyor diyorum. Berbat bir yönetim var diyorum. Adam altına diyor ki... E, ...sen diyor yöneticilere sesini çıkartabiliyor musun? Ne yapmamı istiyorsun? Hakaret mi edeyim? Ben kimsenin ön yargılarının veya heveslerinin monitörü değilim arkadaşlar. Ee, söyleyecek lafınız varsa buyurun söyleyin. Ben söyleyecek lafımı esirgemiyorum zaten. Hiç kimsenin de esirgemedim. Ya beni bizzat tanıyan insanlardan bazılarının böyle işte beni utanmadan, sıkılmadan bir siyasal İslamcı gibi görmeleri kendi ön yargılarıdır, kendi terbiyesizlikleridir. Veyahut bir başka beni din düşmanı olarak nitelendirmesi kendi ön yargılarıdır, kendi çirkinlikleridir. Ben e, inanayım veya inanmayayım bir şeye inanayım, bir, bir kutsalım olsun olmasın ki kutsalım var, öyle bir problemim yok. E, hiçbir zaman hiçbir şeyin özelde çok net düşmanı olmam. İnsanları anlamaya çalışırım, durumları şeyler anlamaya çalışırım, çok ağır eleştiririm. Komünistleri çok net eleştiririm. Şeriatçıları çok net eleştiririm. Benim için komünistler ve şeriatçılar hemen hemen aynı varlıklardır. Çünkü radyasyondur onlar. Her yeri yok etmek isterler. Herkesi susturmak, herkesi küstürmek isterler. Çünkü onların zihninde gelecek mutlu dünyanın hülyaları vardır. Ben o hülyaların tarafında olmadım, olamadım, olmayacağım. Ama böyle bakıyorum. E, sanki e, şey... E, kurduğum bir cümle. İşte... Atatürk'ü savunduğu bir cümleden beni Atatürk Düşünce Derneği Genel Başkanı falan zannediyor bazıları. Bir diğeri Hz. Muhammed hakkında kurduğum cümleden dolayı o bu da var ya Arapçıymış fundamental Müslümanmış, kökten dinciymiş, cihatçıymış, gibi aptalca bir fikre kapılıyor. tekrar ediyorum ben kimsenin ön yargılarının monitörü değilim. Ben kendimim. Doğru yaparım, yanlış yaparım, eksik söylerim, yanlış söylerim. Ancak eee uğraştığım işte yürüdüğüm yolda e, çok az destekçim olduğunu, çok az yardımcım olduğunu, benimle aynı duyguları, sezgileri, fikirleri paylaşan çok az insan olduğunu farkındayım. O insanların da çoğu zaman desteklerini yani beğenilerle bile göstermediğini görebiliyorum. Yani bir beğeni butonuna basmaktan bile aciz olduklarının farkındayım. Olabilir beğenmeyebilirler. Herhangi bir yorumdur, bilmem nedir, herhangi bir maddi manevi katkıdır yardımcı olmaktır. Ben anlamıyorum. Her şeye konuşuyor mu memlekette insanlar? Efendim şeyin, hiçbir şeyin kalitesi yok. Hiçbir şey kaliteli değil. Hiçbir şey güzel değil falan filan. Adama ne yaptın diye sorarlar. Ben eğer bu memlekette kalitesizlik var diyorsam benim söyleyecek lafım var artık. Burada onlarca birçok insana yol gösterebilecek, birçok insanın zihnindeki sorulara cevap verebilecek video var. Ve bu tahayyül ettiğim, hayal ettiğim bir şey değildi. Ne YouTube diye bir şey vardı bundan 10 yıl önce, 12 yıl önce. Bu kadar yaygın değildi daha doğrusu. Ne YouTube'da bir şeyler yapabileceğime dair bir inancım vardı. Çünkü ekipman oluşturmak çok zordu. Şimdi herhangi bir tablet, telefon, bilgisayar kullanıp rahatlıkla video yapıp bir de güzel bir yazılım, bir işletim sisteminiz falan varsa rahatlıkla bunu videoyu hazırlayıp YouTube'a e ekleyebiliyorsunuz. Müthiş bir özgürlük alanı tanıyor YouTube bu anlamda. Yani YouTube bunu tanıyor sanki işte diğerleri tanımıyor mu? Diğerleri de tanıyor. Her yerde bunu artık yapabiliyoruz. Bu özgürlük alanının farkındayım. Kimseye yalakalık yapmadan, kimseye yalamalık yapmadan, kimsenin adam olmadan kendimiz olarak fikrimizi beyan edebiliyoruz. Ancak belki belki de fikrimiz değer bulmuyordur. Belki değerli değil diye düşündüklerimiz, söylediklerimiz. Ancak ben Niye başlamıştım bu işe? E çünkü yaptığım videoların bazılarını ben arıyordum ve bulamıyordum. Mesela ben e, şeyin Sadık İdaat'in Kör Baykuş romanı ile ilgili çok ayrıntılı video arıyordum ve bulamıyordum. Oradaki semboller sembolleri anlamıyordum ve bulamıyordum. Bir gün şöyle düşündüm. Yahu dedim araştır, uğraş, didin, akıl yürüt, sezgilerinin peşinden git kendin yap dedim videoyu. Ve o kör baykuş videosu öyle çıktı veya Nietzsche'nin iyiliğin ve kötü'nün ötesinde Çok kişinin okuduğunu ve hiç kimsenin pek bir şey anlamadığını fark ettim kitapla ilgili. Ya dedim bölüm bölüm bu kitabı anlatsam ne olur? İnsanların da bir hayrın olur. İnsanlar da bir hayrım olur. İnsanlar da bir şeyler öğrenir. Ee, bir şeyler katarım insanlara. Ve hakikaten de öyle oldu. Hakikaten çok güzel geri dönüşler geliyor. Halen geliyor. Devamlı insanlar o videoları izliyor. Evet izlenmeler 500, 1000, 1500, 700 ama ben o videoyu yaptığımda ilk 2-3 videodan sonra izlemler 250 inmişti Sonra baktım bütün video bölümler 1000 civarında izlemlere falan ulaşmış. Yani gittikçe video kendini kurtarıyor ve yukarı doğru çıkıyor. Artık iyinin ve kötünün ötesinde yazdığınızda YouTube'a büyük ihtimalle benim videolarımla karşılaşacaksınız. Veya ahlakın sokutu üstüne yazdığınızda benim videoları göreceksiniz. ve Kör bakış yazdığında benim videoyu göreceksiniz. Veya bir adam yaratmak işte Huzur Ahmet bu Tanpınar gibi gibi yani daha fazla var da şimdi aklıma gelmedi. Ben bunu yapmaya çalıştım çünkü kalitesizlik her yerde, sıradanlık her yerde. Herkes çok farklı olduğundan emin ama herkes çok sıradan bir hayatın içinde. Kimsenin bir tutkusu yok, kimsenin bir merakı yok. Benim tutkum var, benim merakım var. Ama son zamanlarda o hevesimi, o iştahımı kaybetmeye başladığıma dair bazı emarlar görüyorum. Bunun nedeni de içten içe düşününce, evet gerçekten YouTube'daki e, ilgisizliğin veya bu toplumun ilgisizliğinin bunda bir payı var. Bunu söyleyeyim. Gerçekten bunun payı var. E, bu konudan bahsettim. İkincisi, e, çok kötü olaylar oldu. İşte geçen sene, yani nereden baksanız 100 bin insan öldü depremde. Ardından Siyonist İsrail, şeriatçı İsrail öyle diyelim. Bakın arkadaşlar çok net şeriatçı İsrail bir halkı yok etmek için bir savaşa girdi ve kimse hiçbir şey yapamadı. Adamlar halen de yapıyor. O zaman hayattaki anlamınızı sorguluyorsunuz. Ya arkadaş biz ne yapıyoruz burada ya? Bu ne biçim iş? Bu nasıl bir dünya falan diyorsunuz. Özel hayatınızda bazı sorunlar yaşıyorsunuz. Bu işte çok sevdiğiniz dostlarınızla veya çok sevdiğiniz bir insanla e, aranız bozuluyor. Veya e, bazı şeylerde bir haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz. Ve bu ister istemez yahu bu böyle olmamalıydı. Neden buraya geldik? Bu niye böyle oldu diye düşünüyorsunuz. Ve bunlar üst üste biniyor. Ve bir heves kaybı, bir iştahsızlık. E, ya arkadaş uğraşacağım şimdi ben yeraltı alakalarıyla alakalı. Eee... İşte birkaç yüz kişi öyle yarın yamana kız diyecek. Acaba kaç tanesi çok ciddi izliyor bilmiyorum. Dediğim gibi mutlaka izleyenler var, mutlaka çok sevenler var. Ee, izleyecek. Sonra kalkacak 3-5 tanesi altına ya işte bunu mu yaptım falan filan yazacak. işte. bilmem ne. Bir diyecek ya işte e, bilmem kimin videosunu izle. bir daha ben oradan akıl verecek bana. E, hiç uğraşma diyorum bazen. Bazen diyor ya arkadaş bu işlerin raconu bu. Sen yapacaksın. Sen bir iş yapacaksın, iş yapmayında seni boydan boya eleştirecek, yapacak bir şey yok diyorum. Ama e, o e, ilgisizlik, o toplumun genel ilgisizliği, YouTube izleyicisi de bu toplumun bir e, ürünü, en kaliteli e, kullanıcılar YouTube olmasına rağmen o ilgisizliği burada da göreceksin. İnsanlar 5 dakikalık manipülasyon içeren, manipüleden e, videoyu, senin 45 dakikalık, 1 saatlik, buçuk saatlik belki yer altından notlar videona tercih edecekler. Yarım saatlik videona tercih edecekler. Çünkü onların zamanı çok değerli. Onlar 5 dakikada yer altı notları anlayacaklar, öğrenecekler, her şeyi çözecekler. Senin yarım saat orada e, laf kalabalığı yaptığını, gürültü yaptığını, gevezelik ettiğini düşünecekler. O zaman diyorsun ki ya neye uğraşıyorsun ki? Boşver hem e, birkaç tane kitabı bakacaksın. Bunların bazılarını tamamen okumak zorunda kalacaksın. Yeraltı tanıdıkları iki kere farklı metinlerden okuyacaksın. Bazı noktalara özellikle değinmek isteyeceksin. Ne gerek var diyorsun. E onu yeraltı tanıdıkları yapmayınca suç ve cezayı da yapmıyorum o zaman. Ondan sonra Karamazov kardeşleri yap yapmıyorum. İşte Nietzsche'nin zer düştüğüne de başlamıyorum. Çünkü Nietzsche'nin zer düştü belli ki yani yani en az 10 videoluk bir seri olur. En az 10 videodan bahsediyorum. Seri olur. E bu bu videolar biraz daha izlenebilir şimdi. Nietzsche biraz daha şey bir figür ne derler e, sosyal medya figürü haline geldi. Düşünün Spinoza ile ilgili damlı videolar var YouTube'da son haftalarda son aylarda Spinoza'ya bir şey oldu. Yani inanın içimden Spinoza evin barkın yok mu diyesim geliyor yani. Spinoza valla pavyona düştü resmen. Herkes Spinoza videosu yapıyor. 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika. Ben Spinoza'dan şunu anladım. Ben Spinoza'dan bunu anladım. Ee, i̇çimden bir ses diyor otur etikayı anlat. Spinoza'nın etikasını anlat. Ee, bölüm bölüm. Veya TTP'yi anlat ki TTP anlatmak etika anlatmaktan çok daha önemli bence. TTP'yi anlat. E sonra diyor bir ne gerek var? Ee, birkaç yüz kişi öylesini izleyecek. Beğenmeye bile e, üşenecekler. Yorum bile yazmayacaklar. Herhangi bir maddi manevi katkıları da olmayacak. Ee, yani futbol yani o yorumlar yapanların e, beğenmediği o şeyleri e, yardımları biz rüyamızda bile e, göremiyor olacağız e, birkaç tane samimi dostumuz haricinde hiç kimse derdimizle dertlenmeyecek yani dediğim gibi olaya karşı çok hassas yapılan işin değerli olduğunu düşünen çok değerli e, bazı insanları dışarı çıkıyorum böyle beni önceden tanıyan birkaç böyle samimi izleyicim var onu biliyorum. Onların farkındayım. Ama sonunda varacağımız yer yine bu zihin çölü. Türkiye'de zihin çölü olabilir. Ya 80 milyon insan var. memlekette düşünsenize belki doğa edebiyatının en iyi romanını Kör Bay Kuşu izleyen 4.000 kişi çıkmış yok yani fazla hemen hemen hiç adam akıllı 50 yüzüne 50 yüz düzgün video yok yani bir analiz videosu yok e, da e, bu kanalını ben nasıl tanıtacağım e, e işte YouTube bazen şey diyor e, para verirsen kanal tanıtırız falan filan diyor öyle bir şey yapmayacağım parayla kanal tanıtmak diye bir şey yok ben tüccar değilim onu yapamam e, yani bu tamamen işte o zaman business denilen duruma gelir. Bu şimdilik halen daha business bir iş değil. Samimiyetini kaybetmek istemiyorum, otantikliğini kaybetmek istemiyorum. Ancak e, sonuna benim de e, gücüm bir yere kadar e, insanların olumlu hareketlerini, desteklerini görmediğimde, ya en azından altına yorum olarak işte sen ne yaptın, sen kimsin, git başka bir şeyle uğraş veya sen senin e, ne hakkın var sevgili sosyal eleştirmeye. Ya bunlar tabii yapılacak, bunları söyleyecekler anladım da. E, bu adam bu videoyu atıyor. Ee, bu hanımefendi, beyefendi neyse artık bu bu yorumu koyuyor. Ama ben o videonun anlaşılmadığını, pek de önemsenmediğini, pek de e, alıcısına ulaşmadığını görünce ben rahatsız oluyorum. Yani tamam o e, o çok bilmiş, o çok akıllı işini yapıyor. E, çok akıllıca bir şey yaptığını falan zannediyor. Ama e, olumlu düşünenler yorum yazmıyor. Olumlu düşünen beğenmiyor. Olumlu düşünen... İşte abone olmuyor, katılmıyor, üye olmuyor, bilmem ne yapmıyor. İşte bir tane arkadaş var YouTube'da falan video yapıyor. Adam normal videolarını şey çekmiş. Üyelere özel çekmiş. Paralı video falan haline getirmiş. Ben öyle bir şey de yapmıyorum. Bu kanalda birkaç tane üyeler özelde video var. O videoların orada olmasının ana nedeni o videoların artık ortak dolaşmasını istemeyişim. Yani gizliye çekmek yerine üyeler özele çektim. Yani üyeler özel video falan yapmadım. Ama bakıyorum bazıları para kazanacağım diye var olan gündelik videolarını çok izleniyor diye insanlar izliyor beğeniyor diye adam alıyor videoyu üyelere özel hale getiriyor. Sırf para kazanmak için. Sorsanız büyük filozof kendisi. Çok usludur ayrıca. Ya ben ben utandım ya. Yani bunu hangi anlamda yapıyor, niye yapıyorsa. Kardeşim bir karar verin. Burası biznes mi? Ne ki? Burada insanlar bize destek olabilirler. Biz bu insanların üzerinden geçinemeyiz insanlara destek olur. Al kardeşim bu da kitap parası. Al kardeşim bu da bizden bir çorba parası falan olur. Yani burada sen yani yeni bir ev alacaksın, yeni bir araba alacaksın diye insanın para toplanmaz. Eğer düşünce oysa. Burası orası değil. Yani bu tarz videoların alt sonunda böyle burası orası değil. Yani ben baştan bir şeyin sözünü vermiştim. Tekrar edeceğim. Bir gün bu kanal çok daha büyür, onu bilemem büyür büyümez. Ama ben dediğim gibi herkese bir lafım olduğu için herkesin hoşuna giden şeyler söylemiyorum. Ben pizza olmadığım için herkesi mutlu edemiyorum. Ee, ama pizzalar var, kurabiyeler var, onlar herkesi mutlu etmeye çalışıyor. Ee, ben kanalımı ajanslara falan kaptırmam, açık söyleyeyim. Amatör kalırım, tek başıma kalırım, tek başıma çalışırım. Ee, bir çalışırım ama ajanslara kaptırmam şey, kanalımı. Çünkü samimiyetsizlik benim hayatta en nefret ettiğim şey. Ben samimi olma taraftarıyım. Herkes samimiyet istiyor ama herkes ama herkes de kalkıp en samimiyetsiz yerlerde en samimiyetsiz insanları dinliyor. Ya o, o insanın samimiyetsizliği ben hemen anlıyorum. Kurduğu cümlede o cümlenin yapısından anlıyorum. O kadar bariz ki. Kusura bakmayın. Oradaki izleyici kaz gibi yolmak için konuşma yapıyor. Ben onu fark ediyorum. Ama hem samimiyet isteyip hem de samimi olanlara e, e, bakmadığınızda, görmediğinizde bambaşka saçma sapan bir noktaya doğru gidiyor hikaye. Sonra e, insanın hevesi de kırılıyor, iştahı da azalıyor. Zaten yüz tane milyon tane problem var memlekette. E, güncel hayatımızda milyon tane problem var. Hepsi üst üste geliyor ve ya boşver şimdi kim uğraşacak ya falan diyorsun. E, yapmıyorsun veya yapamıyorsun. Yani ben e, yapacağım işlerin listesi var bende. Ya yüze yakın video yapmam lazım. O kadar çok şey var ki elimde e, yapmak istediğim şey. Ama hep aklımı maşu geliyor. Yapacaksın da ne olacak? İzlemiyorlar ki. Veya da izlesene, izlesen, yüz 100 kişi izliyor, 200 kişi izliyor, 10 tanesi beğeniyor. Ya be, beğenme bile, be, tene, beğenme bile tenezül etmiyorlar. Sonra bakıyorsun, o konuyla hiç video yok YouTube'da. Ya onun yüzü yüzüsü hürmetine bari beğenin, yok. Ee, beyefendiler, hanımefendiler mutlu edememişiz. E, tamam, güzel oldu. Ondan sonra yapacaksın. Altına 10 e, tane yorum gelecek. Sırf hoş bir cümle geçiyor içinde, bir tane cümle geçiyor. O cümleden dolayı gelip hakaret ediyor. Lan, lan, ne terbiyesiz adamlar var ya. Ya bu kanalda ben. Türkiye'deki Müslümanlar kalitesiz dedim. Ee, böyle altın yorumlar geliyor. O bravo işte tebrik ederiz Türkiye'deki Müslümanları, dindarları anlattım falan. Bir gün de Türkiye'deki ateistler kalitesiz dedim. Altına gelen küfürlerin haddi hesabı yok. Ha bu beyefendi ben Türkiye'deki Müslüman kalitesiz dediğim için hoşuna gidiyormuş. Türkiye'deki ateistler kalitesiz deyince o kadar zoruna gitti ki bana hakaret etti kaç tanesi. Ben bunları engellemek zorunda kaldım. Niye? Çünkü onun e, egosu, hoş, egosunu hoşuna giden cümleyi kurduğunda bu ülkedeki dindarlar kalitesiz dedim. Çünkü kaliteli olmak bambaşka bir şeydir. Bunun dinle, dinsizlikle bir alakası yok. Kaliteli insan bambaşka bir şeydir. Bu toplumun genel kalitesizliğine bir vurguydu. Bu Müslümanlar kalitesiz demek değil. Türkiye'nin genel kalitesizliğine bir vurguydu. E, ama Türkiye'nin ateistleri de kalitesiz deyince baktım hakaretler alıp düşüyor. E tamam da ben kimsenin egosunun oyuncağı da değilim. Ya böyle acayip acayip işler şey oluyor. Ya geliyor ergen ha diyor bunun da videoları diyor 250 kişi izliyormuş diyor. E ne yapalım yani memleketin e, memlekette bu kadar mı ihtiyacı varmış bu videoya? Bu kadar insan ulaşmış. Ya ben farkında değil miyim? Ne döndüğünü mi? memlekette, ne olduğunu. Ya 5 dakikalık Yeraltıdan anıtlar videosu yapayım. Ama biraz da manipülasyon yapayım. Ağlamaklı mı ağlamaklı. Ha? 10 bin kişi izler. Ona buna sataşayım. 100 bin kişi izler. Ya böyle yapmak istemiyorum. Bir tane raporlu var. Deli raporlu bir vatandaş var. Hani ona buna küfrediyordu. Sonra işte her türlü rezilliği yaptı. Ee, kız arkadaşını falan dövdü. Ben bununla ilgili video yapmıştım. Ben o videoyu mesela e, ee, özele çekmek zorunda kaldım. Çünkü maksat hasıl oldu. O, o, hatasını anladı. Bitti. Onu bile yapmazdım. Çok sert bir videoydu. Onu bile yapmazdım. Yapmayacaktım. E baktım birileri sessiz kalıyor. Aman ben bulaşmayayım. Birileri işte, küfretsin ya bırak bırak. Ne olsa bizim istemi, istediğimiz adamlar küfrediyor. Biz kimden nefret ediyorsak ona küfrediyor diye. iki yüzlüce davrandılar. Ben çektim ya kardeşim bu rezil ya bu adam bunu durdurun dedim ya. Bu ne yapıyor dedim ya. Ama sayın ikiyüzlü e, e, toplumumuz e, bana değmeyen yılan bin yaşasın. Aman e, kaçalım gidelim bizi şahit yazmasınlar. E, bu konunun benimle bir alakası yok. Beni karıştırmayıncılarla dolu bir ülke. Adam sendecilerle dolu bir ülkede olduğumuz için. E, ben de ne yazık ki e, ön atılmak zorunlu hissettim kendimi. Ama şimdi ne yaptım? Dedim tamam maksat tahsil oldu. Vatandaş sanırım hatasını anlattı. Ve hastalığı da iyi gitmiyor. durumu da çok iyi değil zaten. Ben o, o, videonun çok sert bir video olduğu için o video o videoyu kenara çektim. Ama sorsanız ben o adamın üzerinden prim yapıyormuşum da ben işte kendimi ün yapmak için onu kullanıyormuşum da falanmış da filanmış da. Ya bak arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. İş öyle kaldıysa üzerine video yapacak 100 tane adam var bu ülkede. Her hafta iki tanesinin üzerine video yaparım. Burada burası abone kaynar. Böyle de yapmıyorum. Ama sanırım bu duruşumuzun kendine has duruşumuzun bir e, şey var, bir bedeli var. Ee, az izlenmek, e, e, trip dolu aboneleri kaybetmek veya e, beğenmeye bile tenezzül etmeyen abonelerle uğraşmak. İşte en küçük bir maddi manevi katkıyı e, çok görmek. Hmm. E, olayı zenginleştirmek, açmak, e, yeni bir açık kazandırmak yerine işte bir kelimeye bir cümleye takılıp her türlü e, hakaret edebilmek. E, ama memleket kalitesiz, yapacak bir şey yok. E, yine de bu kanalı izleyenler, belki bu videoyu izleyenler size, size söylüyorum dediğim gibi sosyal medyadan kaliteli ekibi YouTube'da ve YouTube'da eğer siz edibet, felsefe videosu falan izliyorsanız siz e, e, kalitesiz insanlar değilsinizdir. Ben Aziz Yardımlı denilen çevirmenin çevirilerini beğenmediğimi söyledim. Altına adam ölmüş anneme hakaret etmiş ya. Ya dedim ki bu adamın Hegel çevirileri olmamış dedim. Bu adamın yaptığı çeviriler okunmuyor, okunamıyor dedim. Onun kan çevresini okuyamıyoruz dedim. Hegel çevresini. Altına adamlar gerizekalı yazmış, dangalak yazmış, terbiyesiz yazmış. Senin ananı bilmem ne diye yazmış. Bunların bazılarını YouTube engellemiş. işte şeye atmış. YouTube stüdyoda e, şey, işte sakıncalı yorumlar bölümünü atmış. Ya korkunç bir şey. Şu memleketin haline bakın. Ne demişim? Ben Hegel'in e, kitaplarının çevresini beğenmiyorum. Demişim. Bu adam yaptı. Aziz Yardımlı. Yani sen kimsin terbiyesiz o kadar biliyorsan sen çevirden başlamışlar. İşte dangalak, gerizekalı, aptal. Arkadaşlar işte seviye bu. Ha bu da felsefe okuyanımız. Niye? O aziz yardımlıyı çok seviyormuş. Ben aziz yardımlı hakkında tamam beğenmedim. Sen diye ki sana katılmıyorum diye. Katılmıyorum yazmıyor. Beni ölmüş anneme küfrediyor. Gerizekalı diyor, dangalak diyor, bilmem ne diyor. Ya böyle bir ortamda, bu bataklıkta hevesiniz, iştahınız kalır mı? Bu soruyu ben size sorayım. Bu bir umutsuzluk videosu değil. Bu bir karamsarlık videosu değil. Ama çok rahatsızım yani. Gerçekten rahatsızım. Yani zaten somut çok güçlü bir destek görmediğimiz gibi bir de ciddi ciddi e, her yaptığımız işte bir aşağılamayla karşılaşıyoruz. Ya i̇şte Adam yazıyor altına niye futbol konuşuyorsun yazıyor. Arkadaşım video izledin mi? Videoda futbol yok ki da futbolla ilgili bir şey yok. Son attığım video, bundan önce attığım video, Fenerbahçe'nin büyük çaresizliği. Ali Koç Aziz Yıldırım. Ya o, o video bir futbol videosu değil. O kadar önyargılı ki, o kadar hayattan kopmuş ki, o kadar kendi küçük dünyasına saplanmış ki, o Fenerbahçe videosu değil. O kardeşim, bu kadar mı çaresiz insanlar? Çaresizlerin videosu. Yahu Mecbur mu kardeşim bu insanlar bu iki adamdan birini seçmeye? Zengin babanın şımarık çocuğuyla e, racan kesen e, Aziz Efendi arasında birini seçmeye mecbur mu? Bunun üzerine yapılmış bir video. Adam diyor ki futbol videosu yapıyorsun sen diyor. Bu futbol videosu mu? Yani ben ne yaptım yani? E, futbol analizimi yapıyorum. Ne yapıyorum? Futbol yani futbolculardan falan işte takımlardan, hard space'den falan bahsediyorum. Pas istasyonu falan mı yapıyorum? Geçiş oyunu falan, set oyunu falan mı anlatıyorum? Ne? Öyle bir şey mi yapıyorum? Hayır. Bu kadar önyargılı bir izleyici kitlemiz de var. Kusura bakmayın. Bir tenezzül et. Bir bas oraya bak bakalım ben ne anlatmışım. Biliyorum. İçten içe şöyle düşünüyor. Ha, işte. Bu da var ya hep gündelik güncel video yapıyor. Yahu bu güncel bizim hayatımız farkında mısınız? 2023 seçimlerinde istemediğimiz bir adayla Recep Tayyip Erdoğan, istemediğimiz bir aday olan Kemal Kılıçdaroğlu arasında seçim yapmak zorunda bırakılmış bir halkız biz. Bir de bir tane Sinan Oğan diye bir şey vardı böyle. Eleman vardı. Hatırladınız. E şimdi Fenerbahçe taraftarının haline bakıyorum. İstemedikleri Ali Koç'a, istemedikleri Ali Zıgılmaz'a bir seçim yapıyorlar. Ya bu nedir ya bu? Artık bu kadere dönüşmüş ya seçim değil artık. En kötülerin içinden daha az kötü olan seçme seçimleri. Türkiye'de seçimler. Buna da e, bunu anlatmaya çalışıyorum. Adam diyor ki futbol videosu yapma. Tamam. Oldu. Bu muhteşem vizyonumuzu neye borçluyuz bilemiyorum. E, zaten e, videonun izlenmesine bakıyorsun. Kimse de izlememiş. Şöyle düşün bu da futboldan bahsediyor. Ya ben hiç bir tanımadım. Ben niye futboldan bahsedeyim ya? Bas futbol kanalım. Niye futboldan bahsedeyim? Futboldan niye? Ya ben niye futboldan bahsedeceğim? ki? futboldan bahsetmem için futbol üzerine bir analiz yapıyor olmam lazım. Herhalde futbol transferinden bahsedecek halim yok. Ama yok. O kadar bir akıl yürütmüyor. E, yara seçimlerle alakalı video yaptım. Ha, işte bu da yani güncel konu. Yara seçimlerle ilgili yaptığım video bir particilik videosu muydu? Öyle mi? Öyle mi düşündün? Yani içinde 8-10 tane başlığa bölüp bir video yapmıştım. Ama ön yargılı izleyici, her şey triplenen, tavırlanan e, izleyici, hiçbir şey beğenmeyen izleyici, güzel olanı desteklenmeyen izleyici, e, kaliteli olanın peşinde olmayan YouTube genel kitlesi, YouTube genel kitlesi, eee gerçekten değerli ancak kendi varlığını öne çıkartmayan takipçiler, desteklerini bir şekilde bir bahaneyle esirgeyen e, takipçiler, sonra küstahlar, bir grup küstah, işte her şeye bir kut takan ya bana ne yaptın falan filan. Ya. Adam yazıyor ki, e, Putların alacak kitabı hakkında bu kadar mı? E, 7 dakikalık mı video yaptın? O video Putların alacak aranlı kitabı ile ilgili yaptığım videolardan bir tanesiydi. Yani altı video vardı. Videolardan bir tanesiydi. Tenezül edip açıklamadaki şeye tıklamamış. Orada oynatma sesi vardı. Yorumlarda da vardı. Açık oynatma sesinin içinde de var. Tenezzül basla, orada yazıyor zaten. E ee, bu kitap ile ilgili oynatma sesi yazıyor. Tenezül bakmamış ama oradan gelip hemen yorum yazıyor. Ya bir bir şey şu YouTube'u kullanmayı da bir öğrensen iyi olur yani. Tenezzül etmiyor oraya. Ama oradan bana laf sallamasını biliyor. E, akıl yürütmüyor ki ya bu adam hakikaten 5 dakikalık video yapmış olabilir mi ya? Koca kitapla alakalı. Kitabı tanıtmıyorsam öyle bir video yapmam. Kitap tanıtı videosu olabilir 5 dakika 10 dakika. Ama bir kitabın analizi için 5 dakika 10 dakika video olmaz kardeşim. Yani eğer bir felsefe kitabını basıyorsak hiç olmaz. Ya bunun gibi şeyler işte. Neyse. Valla çimi dökmüş oldum biraz. Sürçülü insan affola. Eee çok da kimsenin kalbini kırmıyorum. Kalp kırmak için açmadığım videoyu. Ne bileyim bakalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Ee, bakalım neler söyleyeceksiniz. Sizin ne önerileriniz var. Siz de dinleyelim. Belki bir çıkış yolu buluruz. Bakalım. Teşekkür ederim. Desteklerinizi beklerim. En yakın zamanda görüşelim. Selamlar ve saygılar diliyorum.